3 evli çift düz bir sıraya evli çiftler yan yana olmak koşuluyla kaç farklı şekilde sıralanır? Haliyle ne olacak? Evli çiftler arkadaşlar 3 tane paket gibi bakın. 1, 2, 3. 3 faktöriyel diye sıralanırlar. 1. 2. 3. Bir de bunlar kendi içinde 2 insan olduğu için 2 faktöriyel, 2 faktöriyel ve 2 faktöriyel diye sıralanırlar. 6 çarpı 8'den 48C. Birbirinden farklı dört mavi ve birbirinden farklı dört kırmızı boncuk düz bir ipe aynı renkli boncuklar yan yana gelmemek şartıyla. Bu aslında soru tipi arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Eleman sayıları aynı. Eleman sayıları aynı olunca ki aynı olmayana önceki sorular testlerde vardı. aynı olunca mecburen şöyle bir durum oluyor. Ya kırmızıyla başlayacaksınız. KM, KM, KM diye gidersiniz. Ya da arkadaşlar mavi ile başlarsınız. MK, MK, MK diye gidersiniz. Bu da ne demek? K başlarsanız 4 kırmızı 4 faktöriyel diye sıralanır. Çarpı maviler de 4 faktöriyel diye sıralanır. Aynı şekilde mavi ile başlarsak 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. Haliyle ne olacak? 2 tane 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel oldu. Böylece E şıkkı. Bu dediğim gibi çözümü böyle yapılır arkadaşlar bunun. Eğer 4 erkek 3 kız olsaydı ne yapacaktık? O zaman erkekleri böyle duvar olarak kullanıp 4 faktöriyel diyecektik. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane yer oluşacaktı. Kızlar da 5, 4, 3 diye olurdu. Bu da ekstra e, eleman sayısı eşit olmasaydı diye bir çözmüş olayım. Bir A eleman A olmak üzere A kümesinin üçlü permütasyonlarının 210 tanesinde Eleman olarak A yoktur demiş. Şimdi bu küme arkadaşlar X elemanlı olsun tamam mı? X elemanlı bir kümeden A'yı çıkardığımız zaman X eksi bir eleman kalacak. Benim için üçlü permütasyon hep şu demektir. Üç farklı koltuğa X eksi bir insan kaç farklı şekilde oturur? Aynı yorumun bu arkadaşlar. Böylece X eksi bir çarpı X eksi iki çarpı X eksi üç farklı şekilde otururlar ve bu 210'muş. olmuş. 210 zaten 765'in çarpımına eşittir. X de buradan 8 geldi. B şıkkı oldu. Süper Mario arkadaşlar sol çapraz üst ve sağ çapraz olacak şekilde yukarı doğru çıkıyormuş. En son üst basamağa kaç farklı şekilde çıkabileceğini soruyor. Burada sayma yoluyla arkadaşlar ne yapacağız? Hesaplayacağız. Peki nasıl sayma yoluyla ne demek o? Bakın şimdi burada ee, gerçekten tek tek sayacağız gördüğünüz gibi bir diyeceğim buraya bir farklı şekilde gelir buraya bir farklı şekilde gelir buraya da bir farklı şekilde gelir şimdi dikkat sol çapraza bir farklı şekilde gelir Ancak buraya bakın bu ikisinden geldiği için iki farklı şekilde yine buraya iki farklı şekilde buraya da arkadaşlar bir farklı şekilde gelir sonra şuraya bakın bir buradan gelir bir buradan gelir bir artı 2'den 3 buraya iki artı 2'den dört farklı şekilde gelir Buraya da 2 artı 1'den 3 farklı şekilde gelir. Böylece sayarak bakın son mevzuyu hallettik. 3, 4 ve 3 farklı şekilde geldiği için son basamağı demek ki 10 farklı şekilde geliyormuş bu. B şıkkı oldu. Güzel bir soru. 6 kişiden 3 kişinin ehliyeti varmış. Kaç farklı şekilde bu arabaya binebilirler diye soruyor. Şimdi şoför koltuğuna arkadaşlar 3 kişiden bir tanesi oturur. Ama geri kalan buradaki 5 tane koltuğa geri kalan insanlar normal 5 faktöriyel diye otururlar. İşte bu kadar. Yani ekstra bir şey düşünmemize gerek kalmayacak. Sadece burası önemli. Diğerlerine rastgele otururlar işte. Cevap C şıkkı. Bazı sorularda arkadaşlar böyle uf, ufacık ve kısacık çözümler yapacağız. Bunu böyle derinlemesine anlatmanın hiçbir yolu yok. Kombinasyon, permütasyon olasılıkta oldukça fazla soru görmeniz lazım alışmak için. Gerçekten bazen böyle bir yaklaşık 500 soru falan görünce insanın anca böyle oturuyor bir şeyler zihninde. O yüzden bu konularda sabır, sabır, sabır. 6 tane top var arkadaşlar. Bunlar yan yana sıralanacak. Mavi ve sarılar yan yana olmayacak. Hallederiz. Sıranın bir ucunda kırmızı, diğer ucunda yeşil renkli top olacak. Haliyle hemen neyle başlayacağız o zaman? Birisi bir uca gider, birisi bir uca. Böylece iki faktöriyel sıralanırlar. Bakın örnek bir görüntü. Ee, kırmızı bir uca, yeşil bir uca gelir. 1 2, üç, dört. Buraya da dört tane top gelecek. Ne yaparım biliyor musunuz? Yan yana olmayacak ya arkadaşlar bu sarı ve maviler. Şöyle yaparım. Yan yana oldukları durumdan çıkarırım. Tüm durumlar eksi yan yana oldukları durum. Böylece istenen duruma elde ederim. Tüm durumlar zaten 2 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel dümdüz. Yan yana oldukları ne olur arkadaşlar? Bunlar yan yana olduğunda mavi ve sarı paket halinde olur. Geriye kalan o diğer renklere şimdi x, y diyeyim uğraşmayayım. Toplam 4 renk var. Bunlar paket halinde birlikte iki tane de yanında var. 1 artı 1 bir artı 1'den 3 taneymiş gibi oldular. Haliyle 2 faktöriyel yine k ve y yer değiştiriyor. Bunlar 3 faktöriyel diye yer değiştiriyor. Bir de ms kendi arasında değiştiriyor. 2 faktöriyel diye yer değiştiriyor. Böylece 4 faktöriyel 2 faktöriyel ne yapıyor? 48. Bu da arkadaşlar 6 çarpı 4'ten 24. Demek ki istenen durumumuz D şıkkı 24'müş. Bütün soruları cevaplamış öğrenci ve her şıktan en az bir tane işaretleme yapmış. Bakın bu her şıktan en az bir tane işaretleme yapmak ne demek? Şimdi yani şöyle bir şey olmayacak arkadaşlar. E, e şıkkını hiç işaretlemeyecek böyle bir şey mümkün değil. O zaman her birinden en az bir tane işaretleme yapacaksa örnek bir görüntü göstereyim size. A, A, B, C, D, E. Bunlardan iki tanesini aynı yapar geri kalan dört tanesini farklı yapar. Başka türlü olmaz çünkü altı tane soru var. Bunları nasıl her birine en az bir tanesini yapacak şekilde olacak? B, A, B, C, D, E'yi kullanacak bir kere. O zaman bir tane kalan soruya mecburen A, B, C, D, E'den bir tanesini daha yapacak. Yani demin gösterdiğim A gibi ya da A, B, C, D, E, E, E olsun. Buna göre o zaman arkadaşlar ne yapacağız şimdi? 3 ve 5. sorular aynıysa he, demek ki bu iki tane aynı olan işte bu 3 ve 5'miş. 3 ve 5'i ne yapalım haliyle? Bir tanesini arkadaşlar 5 şıktan birini seçelim. Örnek 3. soruyu 5 şıktan birini seçti diyelim öğrenci. D olsun temsil olarak söylüyorum. Mecburen o zaman 5. soru da aynı şık olacak. Bak 5 çarpı 1 dedim. Sonra geri kalanlar arkadaşlar 4, 3, 2 ve 1 olacak. Çünkü her biri farklı harf olmak zorunda. Böylece 5 faktöriyel oldu. Yani 120 geldi B şıkkı. C küçüktür, B küçüktür, A koşulunu sağlayan kaç farklı ABC doğal sayısı yazılır denmiş arkadaşlar. Şimdi C birler basamağı değil mi? O zaman şöyle diyebiliriz bakın. Eğer sana sıralama hakkı tanımıyorsa otomatik şöyle bakın. 1, 4, 7 olarak düşünelim tamam mı? 1, 4, 7'yi mecburen bu düzene göre nasıl sıralarsın? 741 bak yer değiştirme hakkın yok. Bu ne demek? Normalde 1, 4, 7'yi sen 3 faktörü yer diye sıralarsın ama bu sana hak tanımadığı için tekrar permütasyonmuşçasına 3 faktörü ile bölüyorsun. Sonra kombinasyonda bunu başka bir şekilde yine anlatacağım arkadaşlar. Bakın şimdi CBA koşulunu sağladığına göre diyeceğiz ki normalde 7 çarpı 6 çarpı 5 derim tamam mı? Ee, 3 basamaklı bir sayının yazımı 7 farklı rakamdan. Ancak arkadaşlar burada ne olacak? Kendi aralarında yer değiştirme hakkı olmadığı için 3 faktöre böleceğiz 7 çarpı 5'ten 35 olacak. Ancak bunun gerçekte doğru çözümü şudur: 7'nin üçlüsü. Burada sıralama yapmıyoruz aslında. Seçme yapıyoruz. Bir kutu gibi düşünün bunu arkadaşlar. Yukarıda 7 tane böyle top var. Aşağıya rastgele şu toplar düşüyor diyelim. 0 2 6. Mecburen nasıl sıralanır bu? 620 diye. İşte bunu gibi. Ya da 1 5 2 düştü. Mecburen 521 diye sıralanacak. O yüzden bu sıralama değil, seçme sorusu diyebiliriz. Bundan dolayı arkadaşlar yine bakın 35 oldu. Ben normalde böyle yapıyorum bu soruları aklınızda bulunsun. Permütasyonda da böyle. Neden buna özellikle söyledim bu kombinasyonu? Çünkü burada şöyle bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama hocam normalde 7 6 5 dediniz de e burada 3 basamaklı sayı oluşmaz ki. İşte biz burada sıfırı da arkadaşlar yazabilecekmiş gibi düşünüyoruz ama gerçek çözümü alttaki olup üstteki biraz uydurmasyon çözümü olduğu için yani ben e, buradaki 7 6 5, Sanki şöyle bir yapıyormuşuz gibi, böyle bir 3 basamaklı sayı var mı normalde? 0, 3, 4 diye. Ama bu düzende nasıl olsa sıfırın sona geleceğini biliyorum ya eğer olursa, o gönül rahatlığıyla 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 faktörü yer diyorum. Siz bence alttakini de bilin. 4 çarpı 5'lik tahtanın üzerine arkadaşlar 1 çarpı 3'lük bir dikdörtgen yerleştiriliyormuş. Yani 1 satır 3 sütundan oluşuyor. Şimdi bunu nasıl yerleştiririz? Hemen göstereyim bakın. 1, 3, 1, sonra 2 ve 3 farklı şekilde yerleştiririz birinci satıra. Aynı şekilde ikinci satıra da arkadaşlar 3 farklı, 3 farklı, 3 farklı. Yani 12 tane yerleştirebileceğimiz kare var burada. Örnek şöyle bir yerleştirme yapabilirsiniz üçlü düzende. 12 durumdan bir tanesi. Bir de bunları B, A, L'yi istediğimiz gibi sıralayabiliyoruz. 3 faktöriyel. Ne oldu? 12 çarpı 6'dan 72 durum oluştu. Aşağıda 1, 2, 3, nokta nokta 6 yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 işte arkadaşlar. Doğal sayılarıyla numaralandırılmış 6 kutu verilmiştir. Her kutuya farklı sayıda bilgi atılacaktır. Her kutuya en az 1 bilgi atılacaktır. Tek numaralara tek, çift numaralara çift adet de bilgi atılacaktır. Buna göre 21 tane özdeş bilgi atılıyormuş. Bu dağıtım kaç farklı şekilde yapılır diyor. Soru da önemli nokta arkadaşlar şudur. Zaten 1'den 6'ya kadar olan sayıların toplamı 6 çarpı 7 bölü 2'den 21. Sana e, uzun yoldan şunu anlatmış. Teklere 1, 3, 5 numaralı top at. Yani 1, 3, 5 adet at pardon. Çiftlere de 2, 4, 6 at. Topu topu zaten elinde 21 tane var. Seçenek hakkı bırakmamış aslında sana. O yüzden güzel bir TYT sorusu olabilir. Bunu hani düşünerek... Eyvah acaba ne yapacağım diyorsun. Aslında olay bu. Topla gerçekten bakın burada 21 tane top oluyor. Böylece 1, 3, 5 numaralı kutulara tek atacağız değil mi? Şimdi 1, 3, 5. Bunlara 1'e bir e tane, 3'e 3 tane, 5'e 5 tane atacaksın diye bir şey yok. Bunları arkadaşlar 3 faktöriyel diye atarız topları. Aynı şekilde 2, 4 ve 6 numaralı kutulara da istediğin sırada 2, 4, 6 düzeninde atarsın. Onlar da 3 faktöriyel. Çarptığımız zaman işte size cevap C şıkkı 36 oldu. TYT'ye uygun bir soru. Bu da gerçekten güzel bir soru arkadaşlar. Elimizde 3 tane tabak var. Bu 3 tane tabaktan 3, 2 ve 1 tane elma konmuş. Bunları tabaklardan kaç farklı şekilde alabiliriz diye soruluyor. Bakın kaselerden kaç farklı şekilde alabiliriz? Birinci kaseye A diyeyim. ikinci kaseye B diyeyim. Üçüncü kaseye C diyeyim. Aslında size ne soruyor biliyor musunuz? A, 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 B, B ve C harflerinden oluşan bir kelime kaç farklı şekilde oluşturulur? Niye biliyor musunuz? Önce birinci tabaktan aldım sonra ikinci, birinci tabaktan aldım. Cümle saçma değil mi? Önce birinci tabaktan almayla sonra birinci tabaktan alma arasında fark olmayacak. O yüzden aslında tekrarlı permütasyon sorusudur. Böylece arkadaşlar 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel, 2 faktöriyel, 1 faktöriyel haliyle buradan 720'yi kaça böleceğiz? 12'ye böleceğiz. 60 olacak. Örnek bir görüntü. A, B, A, A, C, B olsun. Bakın önce ikinci tabaktan, ikinci değil bu birinci tabak pardon. Önce birinci tabaktan almakla sonra birinci tabaktan almak arasında hiçbir farkı olmadığı için bu tabaklardan alış şeklinde sorduğu için tekrar permütasyona düştü. Güzel bir soru. Yani bunu anlamak önemliydi bence. Cevabı altı işaretleyelim B diye. Sırasıyla turuncu, yeşil, sarı, mavi, beyaz karelere basacak kaç farklı şekilde pembe kareye ulaşabilir demiş arkadaşlar. Bakalım şimdi ilk önce beyaz karede, şimdi burada bir göstereyim pardon. Şimdi burada arkadaşlar turuncu kareye bir farklı şekilde gider, buraya da bir farklı şekilde gider değil mi? Haliyle burayı böyle hallettim. Sayarak yapıyorum dikkat. Buradaki yeşil kareye bir farklı şekilde gelir ama buradaki yeşil kareye iki farklı şekilde gelir. Buradaki yeşil kareye bir farklı şekilde şu sarı kareye bir farklı şekilde buna ise üç farklı şekilde 1 ve 2'den yine aynı şekilde bakın 1 ve 2'den 3 farklı şekilde gelir. Şu aşağıya bir farklı şekilde iner maviye 3 artı 1'den 4 farklı şekilde yine bu maviye 3 üç artı 3'ten 6 bu maviye de 1 artı 3'ten 4. Haliyle 6 artı 4'ten bu beyaza 10, 6 artı 4'ten bu beyaza 10. Böylece pembeyi arkadaşlar 20 farklı şekilde gelirmiş D şıkkı. Bu soru arkadaşlar zor görünümlü kolay bir soru bence. Şimdi bir ürün var etiketi böyle renklerden oluşuyormuş tamam mı? Diyor ki size kısaca ben anlatayım. Kırmızı renk en solda olursa A kalite üründür bu. Eğer mavi renk en solda, beyaz renk de en sağda olursa B kalitedir. Haliyle bir ürün A kalitede ise sola kesinlikle kırmızı gelecekmiş. Geri kalana karışmıyorum diyor. E o zaman geri kalan 5 faktöriyel olur. Haliyle kırmızının solda olduğu 5 faktöriyel tane etiket oluşturabilirsin. Yine arkadaşlar mavi rengin en başta solda ve beyaz rengin de en sağda olduğu kaç durum vardır? 4 faktöriyel tane. O zaman birinci durumun ikinci durumdan farkı 96 oldu. İşte bu cevap C şıkkı. O yüzden dedim zor görünümlü kolay.